Herkese selam, Rakırnok kanalındasınız. Bu videoda Lineage 2 Revolution'da bu sefer menülere bakacağız. İçeriye bir göz atacağız. Arkadaşlar. Şimdi bu üçüncü videom bu oyunla ilgili. İlkinde genel bir 10 dakika baktık. İkincisinde karakter oluşturma, sınıflardan, ırklardan bahsettik. Bu bölümde de içerikten bahsedeceğiz. Menülere bir göz atacağız. İsterseniz basit bir şeyden başlayalım. Şu bizim navigasyon butonumuz, sanal tuşumuz. Karakterimiz bu şekilde hareket ediyor. Bu gerçekten ince düşünülüp yapılmış. Sol köşeye sıkıştırılmış. Bundan öteye gidemiyor. Bazı oyunlarda ortadan çekseniz bile geliyor. O orada. Sağ tarafta klasik mobil oyun skill yetenek barlarımız var. Normal skill'ler ve yanlarında tam 5 tane güçlü skill'ler şu oto düşünüyor. Bakacağız hepsine. Şurada anlayamadığım bir kısım var. Şurada bir rakamı. 1, 2, 3, 4, 5. Savaş gücü düştü neden? Şimdi anladım. Kıyafet değişiyor. Giydiğimiz kıyafetler yeri ona da bakacağız. Güzel bir şey çünkü şöyle düşünelim. Mesela bunu göstermek istiyorum. Bunu şimdi anladım ben. Şimdi size göstereyim. Bakın buradan da sınıf geçişi 31 levelde yapılıyor. Peki ben karakterime nasıl ulaşacağım? Oyun cidden çok fazla içeriğe sahip. O yüzden bazı şeyleri bulmakta zorluk çekiyorum. Allah Allah. Menüden girerek o zaman. Karakter işte burada. Karakter. Arkadaşlar şimdi size onu göstereceğim. İnşallah. Şuralara bir şey koyabilirim. O zaman çantaya bakacağız. Mesela ben şu an 2'deyim. Çantayı aç bakayım. Nerede benim eşya? Envanterim. Şimdi bunu takıyorum. Kullan. Ve şuradan şunu tak. Otomatik takıcı vardı da oto kullan. Diyelim her şeyi taktı. Ama onun yerine silahta şunu takacağız. Kullan. Tamam mı? Şimdi size bunun nasıl işlediğini göstereceğim. Şimdi bakın elimde bir tane ok var. Bir oka bakalım. Güzel. Şimdi 2'de ya bu. 1'i alıyorum. Bakın ne oldu. Bu açıdan çok iyi. Hem sınıf değiştirme özelliğiyle birlikte kullanılan kıyafet özelliği. Mesela okla bu hançer arasında kolayca geçiş yapmamı sağlıyor. İşin iyi tarafı bundan tam 5 tane var. 5'ini de kullanabiliyorsunuz. 5 farklı silah kıyafet kombinasyonu yapabilirsiniz. Şimdi buraya anladık. Şu beşliği. Onun dışında yetenekler dedik. Şurada animasyonlar var. El sallıyorsun arkadaşlar. Nasılsın? Ha. Kutlama yap. El şaklat. Yalvar. Sinirleniyor. Gaza getiriyor. Sohbet kısmı. Sohbet ayarı. Çeviri.
İşte nerede sohbet edeceksiniz? Sonra sohbette yazdığın emojiler direkt gidiyor. Sohbet kısmı gerçekten hızlı ve gelişmiş. Sonra bir şeyler yazmak için klavye direkt gidiyor. Şu kısımda hızlı bir sohbete katıl demiş. Herhalde bilmiyorum ne yerel dünya grup klan neyse. Bu da sohbet kısmında nerelerde ne yazabileceğinizle alakalı. Şimdi burada bakmamız gereken başka bir yer. Şu var, şu neymiş? Şimdi bir yenileyici yokmuş. Haritaya geçelim. Haritada arkadaşlar, harita yakınlaşmıyor. Onun yerine ben gidiyorum nereye? Klan grup, konuşkan ada kasabası. Burası da geçit NPC canavarlar. Gümüş boynuz. Tıklayınca ne oluyor? Yerini gösteriyor. Haritada gerçekten gelişmiş bu özellikleri bazı bilgisayar oyunlarında bile bulamıyorsunuz. Mesela geçit dediği konuşkanda gitti desem parşömenle beni ışınlıyor. Ben de maalesef ki parşömen yok, çok dönem değil. Işınlanması olduğunu öğrendik. Şimdi buradan nereye, niye bu tarafa gittik ki biz? Şurada hemen haritanın altında can iksiri ve mana iksiri var. Can iksirini kullanmadım. Kullanamadım çünkü canım full. Onun dışında sağ solda görmemiz gereken bir şey. Haritayı detaylı mı incelesek? Haritayı detaylı incelemeye gerek yok. Standart. Bu tıkladıkça büyüyor. Bir üst haritaya gidiyor. Bir daha tıklayayım. Üç farklı yer var. Bunu ilk videoda göstermiştim zaten. Şuradaki şu neymiş? Bu anladım. Şey bildirme. Geri bildirim kısmı. Daha sonra şu menüye giren kısım. İlk başta karakter var. Karakter, yetenek, sınıf, karakteri az önce gördük. Bizim karakteri ve özelliklerini gösteriyor. Gelişim gücü. Sonra bir daha geri gelelim. Yetenek dediği. Burada yeteneklerimiz var. Açıldıkça buraya dizilecekler. Daha sonra sınıf var bir de. Bakalım hangi sınıfı seçtiğimizle alakalı. Sanırım değiştirebiliyorum. Bakın birini seçmişim. Bu onaylanmış. Ama diğerini niye seçtiriyorsun ki? Orayı anlayamadık da çözeceğiz. Eşya kısmına bakalım hızlıca. Çantamız var şu anda sadece ve çantamızın içinde olanlar burada otokullan eşyaların en iyisini hemen üstünüze giydiriyor. Satış için falan filan. Burada demirci, ruh kristali ve atölyede açılacak zaman içinde. Aşağıda da açılacak bazı alanlar var. Hedefler kısmı bizim achievement'ımız. Etkinlik kısmı dinlenme ödülü var. Herhalde offline olduğumuz zamanı arkadaşlar. Ödül kazanmışım. Ve seviye aldım. Offline olduğumuz zamanı gösteriyor bize burada. Etkinlik kısmı. Revolution. Yani ilginç bir burada bir gelişme var. Şunu bakalım. Giriş ödülü. Ödülümüzü alalım.
ki alınacak bedeli yok ama şurada var. Şunu alabiliyor muyuz? İkinci gün. Çok güzel. Bu giriş ödülleri mobil oyunlarda sürekli karşınıza çıkacaklar. Bu arada Google Play'de 15. seviye oldum. Dükkan kısmımız var etkinlikten sonra. Dükkan kısmında da elmasla alışveriş ediyorsunuz. Bu sandıklardan sürekli eşya çıkıyor. Nasıl bir iş anlamadım. Arkadaşlık puanı diyor bedavaya. Mesela şundan aldım bedavaya. İçinden sürekli eşya çıkıyor. Ama ve lakin eşyalar düşük seviye. Şu anda bizim bırtı yok. Bu kısım marketimiz. Bakın giriş ödülü yine yandı. Neden ki? Bir bakalım. Günlük giriş. O aynı video içinde ikinci giriş tamamladım. Ayarlar kısmına bakalım. Son kez burada. Oyun grafik kalitesi. Gerçekten benim grafikim düşük. Grafikleri konsol seviyesinde. Cihaz ayarları, ses falan. Artık kısacaktım ben. Bunları kısalım. Kapat, kapat. Şu aç. Bildirimler. Savaşta ne olacak? Bakın can yenilince oto kullan. %70'in altına düştüğü zaman otomatik cana basıyor. Bazı bilgisayar oyunlarda bunu görebilirsiniz. Bunun gibi özellikler. Mesela oto toplama minimum derecesi var. Bazı bilgisayar oyunlarında işte beyaz renkli eşyaları almıyorlar mesela. Mesela burada kaç renk var? 6 renk var. Mesela şu gri, beyaz ve yeşil devam ediyor. Mesela en az yeşil veya en az moru toplarsın. Çeviri kısmını kullanabilirsiniz. Oyunun Türkçe dili var. Sadece chat için bu. Burada sizin hesap bilgileriniz yer alıyor. Çok da önemli bir şey değil. Senin hesap kodunu falan bilmek bir şey değiştirmez. Hesap bağlıyorsunuz bu kısımda. Şu çantada bir sıkıntı var ya. Şu çanta bizim normal gittiğimiz çanta. Şurada bir kırmızı yanıyor. Mesela şunu kullandığınız zaman bu sandıklardan böyle şeyler çıkıyor. Bunları alıyorsunuz. Mesela buradan ben istediğim kadar çıkarıyor muyum? Çıkartıp ne işime yarıyor anlamış değilim. Mesela şunu kullanalım. Eşya türü. Kafa yüzük. Yüzük çıkar bir tane. Yüzük çıkarma çıkarmasını mı yaptın? Ne yaptın? Nerede asesori? Şuradan. He, satıyorsun. Bu neymiş ya? İlginç. Böyle bir etkinlikler. Onun dışında neye bakabiliriz? Mail kısmı. Hepsini topla. Ödüller falan geliyor. Sol üstte can barımız, mana barımız var. Tıklanınca karaktere girdim. Az önce girememiştim. İlginç. 752 canım, 532 manam var. Şuradaki rütbeye benzer işaret ne? İlginç bir şey açıyor. Savaş gücü altta, seviye yanda. Sol altta bağlantı bilgilerinizi veriyor. Ondan sonracığıma şu anda burada söyleyeceğim bir şey kalmadı. Şu haritanın üstündeki kanal yazan yerden serverdeki 6 kanaldan birine girebiliyorsunuz. Muhtemelen serverları çok büyük ve geniştir. O yüzden boş gösteriyor. Neyse Lineage 2 gerçekten devrimsel bir oyun. Birçok oyunun üstüne çıkmış. Birçok oyunu kıskandıracak ve
Ben gelişmeliyim dedirtecek bir oyun olmuş. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Ama kaliteli telefon lazım. Orta düzey telefonlarda bu oyun sıkıntı yapar. Üst düzey telefon lazım oynamak için. Herkese Lineage Revelation'ı tavsiye ederim. Raccoon kanalından da ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.